Merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci videosunda yakın arkadaşlarımdan Uğur Cürek'le ilk yurt dışı seyahatimiz, tatilimiz olan Ukrayna'nın Odessa şehrine gitmiştik. Burada da çok değişik maceralarımız, anılarımız, güzel zamanlarımız olmuştu. Vallahi şu an bakıyorum 2021, yaklaşık 6 sene önceki anılar. Gerçekten çok heyecanlı zamanlardı. Serimizin ikinci videosunda Odessa ile ilgili fikirlerimi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istedim. Nereden aklımıza geldi bilmiyorum. Çok ilginç. Eylül ayında yüzeceğimizi zannettik ama maalesef yüzemedik. Böyle tuhaf bir tatil oldu. Bizi bir rehber abi karşıladı. Kendisi Gagavuz Türk'ü, Türkçe biliyordu. Çok komik bir adamdı. Böyle Trakyalılar gibi çok güzel bir şivesi vardı. Igor abi. O bize bir ev bulmuştu şehrin tam göbeğinde. Evin anahtarı da çok ilginç. Yani çok ilginç şeyler var Ukrayna'da. Çok değişik bir ülke. Böyle bir anahtar vardı. Ve tuhaf. O akşam hemen indiğimiz gibi evimizi kaldıktan sonra akşam etrafta fotoğraf çekilmek için dolaşmaya çıkmıştık. Deribasovskaya diye bir caddeleri var. Aynı İstiklal Caddesi gibi. Evimiz de tam oradaydı. Direkt İstiklal'in ortasında bir evde gibi düşünün. Zaten küçük tatlı bir şehir. Böyle tabii trolleybüs gibi değişik seyahat araçları halen mevcut. Böyle birazcık soğuk bu komünist şehri gibi ama güzel yani. Aslında eğlenceli bir şehir. Böyle yine burada da Bulgaristan Sofya'da olduğu gibi yerel yemekleri olan işte bizim Anadolu mutfağı gibi kendi yerel yemekleri olan bir mekanları vardı. İnanılmaz güzeldi. Aynı Sofya'da olduğu gibi burada da garsonlar yerel kıyafetler giymişlerdi. Böyle bu tarz değişik yemekleri tatmayı gerçekten çok seviyorum. Ukraynalıların da borş diye bir çorbaları var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli. Ama tabii domuz etiyle olanı değil. Normal sığır etiyle olanı deneyin. Onlar geleneksel olarak domuz etiyle yapıyor ama sığır etiyle olanı da var. İnanılmaz güzel değişik bir çorba. Onu da burada değişik bir yemek olarak denemenizi tavsiye ederim. Ertesi sabah böyle meydanları gezdik. Çok güzel. İstiklal Caddesi gibi hani dediğim gibi çok elit ve o zaman için inanılmaz uygundu. Biz 2015'te gitmiştik. O yüzden çok krallar gibi yedik içtik. Video böyle başladım işte. Hoş Etraf, geldin. etraf. Tamam. Güzel ama ya. Sen de biraz çeksene. Etraf. Çeksene beni. Seni çekeyim. Abi beni çeksene ya. Tamam neyse yeter hadi. Akşam aynı parkta ise insanlar dans ediyor. Çok sosyal ve kültürel bir şehir. Bu anlamda da çok beğendim. Akşam da tabii Ukrayna ünlü yazarının Pushkin'le bir fotoğraf çekildim parkta. Tabii müzik yapmayı da ihmal etmedim. Şehrin meydanında böyle bir heykeli var. Tabii gece hayatı da çok fazlasıyla aktif Ukrayna'da ve Odessa'da. Birkaç gece kulübü gezmiştik. Güzel, değişik. Ama orada değişik bir tarz var. Akşam önce yemek veriliyor. Yemek sonrasında konser oluyor. Ve gece kulübü. Böyle hep karışık mix bir şey. Sanki kafe gibi aslında. Biraz bir tuhaf. Ama müzikli kafe gibi düşün. Çok ünlü bir sanatçıların konserine gitmiştik biz de. Bu da bir konserden görüntü. Burası da meşhur Paludum adlı kapalı konser alanlarından, mekanlarından bir tanesi. Sosyal, kültürel, eğlenceli ve ucuz bir şehir. Yemekler ucuz. Bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler çok pahalı. Çok tuhaf bir ekonomik sistemi var. Halk için biraz tabii ucuz. Onlar zorlanıyorlar. Biraz ekonomik durumu ülkenin kötü. Kahvaltıda çok uygun ve güzel şeyler yemiştik. Gerçekten kendimizi çok zengin gibi hissetmiştik burada. O zamanın kuruyla bizim paramız çok değerliydi. Adamın eline bak. Ben çekeceğim gel. Bir de böyle AVM'leri var. Bizim ilk başlangıçta yapılan AVM'ler gibi sadece bir tane AVM'leri var.
Selim biraz da beni çek anasını satayım ya. Ben çekeyim seni. Öl Bir de böyle komik turistler için at gezisi var. Düşün, İstiklal Caddesi'nin ortasında yapıyormuşsun gibi. Bunun havamız gibi güneşli olduğuna bakmayın. Dediğim gibi yemekler uygun. Değişik şeyler denenebilir. Dediğim gibi Boşka diye bir çorbaları vardı. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi onun resmini sizlere gösteriyor olacağım. Değişik bir lezzet, güzel. Her yörenin kendine ait değişik lezzetini tatmayı çok severim gerçekten. O yüzden gittiğimizde de Uğur'la denemiştik. Bu da son günümüzden bir görüntü. Pazar sabahı. Her yer kapalı tabii. Kendimize tabii ki de yolluk yapmayı ihmal etmemiştik orada. Güzel peynirleri var. Dediğim gibi para birim anlamında maalesef değer kaybetmişiz. O zamanlar çok ucuzdu ama artık şu an sanırım öyle değil. Hemen hemen İstanbul gibi galiba. Evet, bu da havalimanına giderkenki halimiz, son günümüz. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.